endişe verici şeyler yaşamayalım bu ülkede. Daha sonradan pişmanlık duyulacak ve rahatsızlık duyulacak bir şeyler olmasın. Vallahi endişe ediyorum, onu söyleyeyim. Bu yaşanan atmosfer beni rahatsız ediyor. İnsan aslında bazen de çok şaşırıyor. Bol ırkçılıklı, milliyetçi söylemlerle bezenmiş bir tartışma boyutu var çünkü bu konunun. Ancak ben mesela baktığım zaman bambaşka bir konuya getireceğim. Madem milliyetçilikten söz ediyoruz, değil mi? O zaman şu fotoğrafa da bir bakalım, şu görüntüye de bakalım istiyorum. Ülke sevgisi ya da milliyetçilik, yurt sevgisi, yurtseverlik aslında şurada da devreye girmesi gerekmez mi? Ya da daha doğrusu asıl burada devreye girmesi gerekmez mi? İki haber vereceğim efendim. Birisi Greenpeace'in paylaştığı bir video. Bakın, Greenpeace kronik kömür kirliliğini yayınladı harita üzerinde. Bir görsel hazırlamışlar. İnanamazsınız ya, bu ülkenin taşını, toprağını, havasını, suyunu korumuyor bu ülkenin milliyetçileri. O çıkıyor ortaya. İzleyelim. Efendim, termik santrallerin kronik kömür kirliliğinin bütün ülkeyi nasıl etkilediğini yansıtan bir görsel paylaştı Greenpeace bu hafta. Soluyoruz bu havayı. Limit aşımları var. Bir başka görüntüye geçelim hızlıca. Bülent Şık bir harita paylaştı. Bülent Şık da Adana'dan yola çıkarak efendim ülkemizi de gündemimizi meşgul eden Avrupa ülkelerinin çöpüyle ilgili bir gündemimiz var biliyorsunuz. Avrupa'nın çöplüğü olduk diye ara sıra ben de haberleri gündeme getiriyorum. Orada da bir harita var ve sadece Adana değil, biliyor musunuz? Sadece Adana'yı konuşuyoruz ama Bülent Şık'ın tweet'i ile görseli ekrana geliyor ve burada bir harita var. Bu haritada gördüğünüz o kirliliğin bütün ülkeye nasıl yayıldığını anlatıyor. Görmezden geliniyor efendim. Bu haritadaki görsel, Avrupa'nın çöplerinin bu ülkeye getirilişi. Bakın, bunlar haber oluyor da itiraz ediliyor, sonra kaldırılıyor falan. Böyle konu gündemden düştüğü anda arka kapıda bir rant, bir şey oluyor yani. Gözümüzün önünde yaşanıyor bütün bunlar. Sorunun aslında ne kadar büyük olduğunu bu harita bize gösteriyor. Bülent Şık'ın paylaşımı bize gösteriyor. Şimdi ülke toprakları Avrupa'nın çöplüğü olmuş. Dört bir yanda toksik maddeler suyumuza, havamıza, toprağımıza karışıyor ve hepimizi zehirliyor. Ve biz buradan, başka mangalda kül bırakmıyorlar, milliyetçilik, yurtseverlik diyorlar. Biz buradan iktidara sesimizi duyuramıyoruz, öyle mi? AKP ve MHP görmezden geliyor. Seçmeni de görmezden geliyor herhalde. Yurtseverlik bu mudur diye sormak istiyorum. Vatan sevgisi bu mu arkadaşlar, dostlar? Bu mudur ya?